Merhaba, bu videoda sitol ilaçtan bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılmalıdır gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabı bu videonun içerisinde olacak. Başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sitol, antidepresan grubunda yer alan ilaçlardan bir tanesidir. Beyindeki serotonin seviyesini düzenleyerek depresyonun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek ilaçlardan bir tanesidir. Muadil olabilecek ilaçlar da bulunmaktadır. Sipralex, Sitalon, Sitalastot, Sitadate, Sitoks gibi ilaçlar muadil olabilecek diğer ilaçlardan bazılarıdır. Ee, antidepresan ilaç grubundan bir tanesidir. Nasıl kullanılacağı da tabii ki doktorunuzun talimatlarına göre olacaktır. Genel açıdan bakarsak günlük olarak tek bir doz biçiminde alındığı görünmek mümkün. İlacı ağız yoluyla bir miktar su ile birlikte almanız daha iyi olacaktır. Bu antidepresanı aç ya da tok karnı alabilirsiniz. İlacın etkisini artırmak veya azaltmak için yemekle birlikte almanız gereken özel talimatlar söz konusu olabilmekle birlikte bu yönlendirme yalnızca doktorunuzun inisiyatifinde olacaktır. Dozaj, tedavi süresi ve kullanım sıklığı gibi noktalar sizin bireysel koşullarınız göz önünde bulundurularak doktorunuz tarafından şekillendirilecektir. E, Sitol çocuklarda kullanılabilir mi? E, çoğunlukla 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımını onaylanmayan bir ilaçtır. Çocuklarda ve ergenlik döneminde bireylerde depresyon veya diğer psikiyatrik durumların tedavisi için kullanılan antidepresan ilaçlar e, çoğunlukla doktor tarafından özenle seçilmektedir. Bu yüzden de doktorunuz önermediği müddetçe 18 yaş altı kişilerde kullanılmamalıdır. Sitol ilacının yaşlılarda kullanımıyla alakalı e, özen ve dik, e, dikkat isteyen bir husus olduğunu belirtmek isterim. Çünkü yaşlılarda bu ilacı kullanma kullanımına istinaden karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında değişiklik gerçekleşebilir. Bu durumda ilacın vücuttaki met vücuttaki metabolizmasını olumsuz yönde etkileyebileceği için e, ancak doktorunuzun e, tavsiyesiyle kullanmak mümkündür. Bunun dışında bu ilaç bağımlılık yapar mı? Bağımlılık yapıcı bir ilaç değildir. Bu konuda endişenizin olmasına gerek yok. Bu ilaç kilo aldırır mı? Bazı hastalarda kilo artışına neden olabileceği belirtilmiştir. Ancak her bireyde etki sonucu farklı olabilir. Bu yüzden kilo değişiklikleri kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Uyku yapabilmesi de yine etkiler arasında gözlemlenen etkilerden bir tanesidir. Bu ilaç uyku yapabilir. Peki ama stol ne kadar sürede etkiler? Etkisi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde ilk etkinin başlangıcı 2 ila 4 haftayı bulabilirken ilacın maksimum etkinin etkisinin ve veriminin elde edilebilmesi hususunda da 3 ay kullanım e, gerekmektedir reçetesiz alınabilir mi Hayır bu ilaç reçeteli e, satılan ilaçlardan bir tanesidir ve doktor tarafından tavsiye edilmediği müddetçe hiçbir koşulda e, kullanılmaması tavsiye edilmektedir Bunun dışında e, bu ilaç aile hekim tarafından yazılabilir mi yine internette sık rastlanan e, sorulardan bir tanesi Stoz antidepresan tepresan içeren Antidepresan grubuna ait ilaçlar genellikle psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilmektedir. Fakat aile hekimleri depresyon veya diğer psikiyatrik sorunların tanı ve tedavisinde sizlere yardımcı olabilirler. Sitol hangi durumlarda dikkatli kullanılabilir? Kalp sorunlarının olması durumunda dikkatli kullanılmalı, kanama riskinin olduğu durumlarda ve ilaç etkileşimlerinin e, ihtimali olduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hangi durumlarda kullanılmamalıdır? Mutlaka doktorunuzla tıbbi geçmişinizi paylaşmanız gerekiyor. Bu konuda yalnızca doktorunuz size yardımcı olabilir. İlaçla alakalı sormak istediğiniz başka sorunuz varsa aşağıdaki yorumlar kısmından sorularınızı sormayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.